Arkadaşlar merhabalar, Karadeniz'den Bafra'ya olan etkinliğimize 16. bölümde devam ediyoruz. Bundan önceki bölümde hatırlayacaksınız, akşama doğru Bafra'ya geldikten sonra Düz Kardeşler çiftliğine yerleşmiştik. Gelir gelmez tabii hemen bir duşumuzu aldık. Arkasından akşam yemeğimize oturup çayımızı içtikten sonra biraz sohbet edip yataklarımıza çekilmiştik. Şimdi bugün sabahleyin kalkıyoruz, kahvaltımızı el birliğiyle hazırlıyoruz ve yapacaklarımızı planlıyoruz. Bugün Kadir'in rehberliğinde Kızılırmak Deltası'nı gezeceğiz. Gezi süresince benim en merak ettiğim yer deltaydı. Çünkü deltalar hayvanlar açısından olsun, bitkiler açısından olsun çok zengin yerlerdir. Özellikle yılkı atlarını ve de Kadir'in bahsettiği deltada deve gördüm demesiyle develeri çok merak ediyorum. Çünkü develerin bu bölgede deltada yaşamasını pek anlayamadım. Herhalde dedim birileri bıraktı. Neyse bunları göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş delta yoluna düşmeye başlayalım bakalım. İyi seyirler. Kızılırmak Deltası oldukça büyük bir alan. Delta'ya giderken bir yere kadar araçla gidiyorsunuz. Ondan sonra aracınızı bırakmak durumundasınız. Bundan sonra ister yürüyebilirsiniz, isterseniz bisikletler var veya kendi bisikletinizle girebilirsiniz. Veya rehberler eşliğinde elektrikli araçlar var. Onlarla Delta'yı gezebilirsiniz. Ama en güzeli bana kalırsa Delta'yı biraz büyük ama yürüyerek gezmek. Karşıdaki binaları görüyorsunuz. Birazdan aracımızı binaların yanına bırakıp deltada yürümeye başlayacağız. Şimdi Kızılırmak Deltası'na girdik. Kadir arkadaşımız da burada 10 gün eğitim almış. Deltayı biliyor. Şimdi burada yürürken de arada bilgiler veriyor. Ben de kaydedeyim dedim. Unuturum çünkü sonra. Şimdi öyle bir yere geldik ki burada delta ikiye ayrılıyormuş. Nasıl oluyor Kadir? Şimdi delta iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümü denizin kumlarının, dalgaların biriktirdiği kumsalla, kumla oluşturulan bir bölüm var. Oranın adı Dil. Zaten Dil olmasının sebebi de muhtemelen öyle olduğunu düşünüyorum. Söylenen de öyle. Denize bir yarım ada şeklinde oluşması bir dil şeklini aldırmış. Onun için oraya Dil deniyor. Ama Kızılırmak Nehri'nin alüvyon topraklarını taşıyarak bataklıkları, gölleri kurutmasıyla elde edilen yerin adı da Saz. Oraya da Saz ne deniyor? Çünkü orada saz bitkisi çok yetişiyor. İşte bunu baktığımız zaman şimdi Goga dediğimiz bu bitkiler burada egemen. Daha önce buralarda daha çok saz bitkisi. O sazlar da şu kanalın içerisinde üreyen bu bunlara saz deniyor. Bu sazlar her tarafta yaygındı. İşte bu toprak Kızılırmak Nehri'nin getirdiği alüvyon topraklar burayı yükselttikçe sazlar daha çok sulak alanlarda yetişmeye, bu gogalar da burada çoğalmaya başlamış. Yani bu delta şu andaki adlandırılan haliyle Kızılırmak Deltası daha önceden Bafra Ovası'nın bir adıydı. Bafra Ovası sonradan Kızılırmak Deltası adıyla anılmaya başlandı. Delta'da da şu anda 57 bin hektarlık bir alan koruma altında. Burada işte kuşlar, daha çok kuşlar, mandalar, yılkı atları, birkaç tane deve gibi hayvanlar buralarda besleniyorlar, barınıyorlar. Bazı hayvanlar sahipli tabii. Sığırlar, işte mandalar, develer sahipli. Atlar sahipsiz, kuşlar zaten. İki türlü kuş türü var burada. Bir gelip buraya göç edip belirli süre burada yaşayan kuşlar var. Bir de burada sürekli yaşayan kuşlar var. Anlatılanlara göre burada Türkiye'deki mevcut tanımlanan 500 üzerindeki kuş türünün 360 tanesi delta'da
halkalama istasyonlarınca tespit edilmiş ve bunlar tescil edilmiş durumda. Tamamdır, teşekkürler. Şimdi kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama tam karşıda mandalarla yılkı atları var. Beraber otluyorlar. Burada derin içinde de mandalar var, yüzüyorlar. Şimdi yanlarından geçeceğiz. Yalnız bu mandalar biliyorsunuz tehlikelidir. Sağ solu belli olmaz. Üzerimize yürüyebilirler. Onun için biraz dikkat etmek lazım. Videodan deltayı gezerken ben de delta hakkında bazı bilgiler vereyim istiyorum. Kızılırmak deltası diğer adıyla Kadir'in de bahsettiği gibi Bafra Ovası, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü yerde taşıdığı alüvyonlarla oluşturduğu delta ovası ve sulak alanlar kompleksinden oluşuyor. Samsun ilinde 19 Mayıs Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunuyor. 56 bin hektarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük deltalarından. Toplam alanı 56 bin hektar olan deltanın yaklaşık 11.600 hektarını sulak alan ekosistemleri ve bu sistemlerle ilişkili habitatların bulunduğu doğal ve yarı doğal alanlar oluşturuyor. Bu alanların 11.850 hektarını açık su yüzeyleri, tatlı ve tuzlu su bataklıkları, ıslak çayırlar ve mera alanları oluşturuyor. 2.330 hektarını kumsallar ve kıyı kumulları, 3.100 hektarlık orman alanı ise 1.850 hektarını Subasar Ormanı, 1.250 hektarını da geniş yapraklı orman alanları oluşturuyor. Deniz, ırmak, göl, sazlık, bataklık, çayır, mera, orman, kumul ve tarım alanları gibi farklı yaşam alanlarını bir arada bulundurması delta'nın eşine az rastlanır derecede önemli biyolojik çeşitliğe sahip olmasında sağlamış. Delta'nın bu kıyı kesiminde 200-300 metre uzunlukta ve 7-8 metre yüksekliğe ulaşan kumullar bulunuyor. Görüyor musunuz bilmiyorum, taylar var. Yavruları, tayın bir tanesi. Bakın inşallah kaçmayacaklar. Kızılırmak Deltası, delta özelliğini kaybetmemiş Karadeniz kıyısında bulunan tek sulak alan. Alanın 22 bin hektarı 1998 yılında Ramsar alanı ilan edilmiş. 5174 hektarı yaban hayatı geliştirme sahası. 1994 yılında da su kuşları yaşam alanı olduğu belirlenmiş. Kızılırmak, Sivas, İmranlı ilçesinin doğusunda yer alan Kızıldağ'dan 3125 metre doğarak Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Samsun il sınırları içinde yaklaşık 1355 kilometre yol kat ettikten sonra Bafra burnundan Karadeniz'e ulaşıyor. Anadolu'nun içlerinden Karadeniz'e taşıdığı alüvyonlarla deltayı oluşturan Kızılırmak Nehri, Fırat Nehri'nden sonra ikinci en büyük drenaj havzasına 82.180 kilometre sahip. Nehrin 1962-2006 yılları arasındaki ortalama debisi 188,08 metreküp. Kızılırmak Deltası'nın da içinde bulunduğu Bafra Ovası ve yakın çevresi 1810 kilometre karelik drenaj alanına sahip olup hidrolojik olarak 8 tane alt havzadan oluşuyor. Kızılırmak Nehri dışındaki deltadaki sürekli akarsular
Bafra Ovası'nın doğusundaki Engiz ve Pir Çayı ile Dar Boğaz ve Mera dereleri, batısındaki İlyaslı Çayı ile Bedeş, Gökçesu, Süitlik, Gökçeboğaz ve Uluçay, diğer adı da Alaçam derelerinden oluşuyor. Uluçay deresinin ortalama debisi 2,3 metredir. Mengiz Çayı ve Boytel kanalının ortalama debisi ise sırasıyla 2,3 ve 6,9 metredir. Kızılırmak Deltası'nın batı ve doğu sahilinde delta ve kıyı oluşumunu meydana getiren doğal şartlar farklı büyüklüklerde göllerin meydana gelmesini sağlamış. Kızılırmak Deltası'nın doğu sahilinde Balık Gölü, Uzun Göl, Vıcı Göl, Tatlı Göl, Altınlı Göl, Aralı Göl, Cermek Gölü, Liman Gölü, Tuzlu Göl ve Sülüklü Göller yer alırken batı sahilinde ise Karaboğaz Gölü ve Mülk Gölü yer alıyor. Delta malum sulak bir alan olduğu için deltayı daha iyi izleyebilmek adına videoda gördüğünüz gibi seyir terasları yapılmış. Buradan geçerek suya, çamura girmeden hayvanları, deltayı rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Arkada da görüldüğü gibi bir de kuş gözlem kuleleri var. Onları da göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş yürüyelim bakalım karşımıza neler çıkacak. Evet, nihayet yoldan salına salına bizim meşhur develerimiz geliyor. Fakat develer herhalde insanlara alışmış. Önce biraz çekindik, tepki verecekler mi diye. Yok, gayet rahat, hiç insan varmış yokmuş. Yanınızdan geçiyorlar, hatta poz da veriyorlar. Şimdi biraz alıştıktan sonra fotoğraf da çekeceğiz. Bunlar biraz ufak, arkadan gelen beyaz deve hepsinden iri. Ama burada gayet sakin. Tabii burada yaşayan bir hayvan değil bunlar. Artık nasıl gelmiş, birisini bırakmış onu bilemiyorum ama deltaya renk katmış. Vallahi delta hayvanlar için bir cennet. Özellikle mandalar için. Gidecek gidemiyor bak. Kaput gibi duruyor o yüzden. Derdim yolu almamak. Bu çok güzel bir deve ya Kadir. Evet evet. Ne cins acaba bunun? Sahibi, 19 Mayıs Belediye Başkanı dediler. Oralarda kendilerini korumak için burayı oluşturuyorlar. Bunu bu mandaların yaptığı bir alan burası. Şimdi Kadir'in söylediği konuşma ne kadar geliyor bilmiyorum ama burası mandaların güneşli havalarda kendilerince oluşturdukları bir alanmış. Görüyorsunuz karşıdan güneş geliyor ama burası gölge. Sulak da bir şey olmuş. Buraya yatıp serinliyorlar. Şimdi mandalar da burada. Bir çekelim bakalım. İnşallah rahatsız olmazlar.
Delta'nın içinde bir yere geldik. Görüyorsunuz burada büyük bir sulak alan var. Burası Çernek Gölü. Balık da var burada. Demin zıplıyorlardı ama herhalde sazan, turna gibi tatlı su balıkları var. Şimdi arkadaşlar, ağaç ne kadar önemli biliyor musunuz? Bakın, yoldan yürüyorduk. Sıcak, yani güneş neredeyse beynimize geçti. Şurada 25-30 tane kavak ağacı var. İnanır mısınız? Altında üşürsünüz. Cennet bir gün ya. Hemen kapağı attık. Kızılırmak Deltası uzun yıllardan beri kuş varlığı açısından son derece önemli bir alan olmuştur. Alanda bugüne kadar 352 kuş türü gözlemlenmiş. Bu 465 kuş türü tespit edilen Türkiye kuşlarının yaklaşık %76'sına karşılık veriyor. Oldukça büyük bir rakam. Bu sayı bugüne kadar bir alanda tespit edilmiş en yüksek sayı. Delta, ender ya da nesli tehlikede kuş türlerini barındırmanın yanı sıra özellikle gök sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri yönünden de büyük önem taşımaktadır. Sonbaharda Karadeniz'i aşarken neredeyse tüm enerjisini tüketen ve bitkin düşen kuşların sığınabileceği ve uzun göç yolculuklarına devam edebilmeleri için yeniden enerji depolayabilecekleri Karadeniz'in güneyindeki en önemli alan. Aynı şekilde ilkbahar göçlerinde kuzeye yuvalama alanlarına dönen kuş türleri içinde zorlu Karadeniz yolculuğuna çıkmadan önce dinlenebildikleri ve enerji depolayabildikleri en önemli beslenme ve barınma alanı. Delta'da göç sırasında önemli sayılarda küçük karabatak, küçük akbalıkçı, çeltikçi, dik kuyruk, küçük martı, ak kanatlı sunluk gibi bir sürü kuşu gözlemleme imkanı var. Ayrıca 10 binden fazla kıyı kuşu da delta üzerinden geçmektedir. Kış aylarında yaklaşık olarak 50 ile 100 bin adet su kuşu Delta'da barınmaktadır. Delta o kadar büyük ki bir günde gezme imkanımız yok. Şimdi biz daha fazla ileri gitmeyelim dedik. Buradan Karadeniz'e doğru yürüyoruz. Delta'nın bir yanı da Karadeniz. Şimdi buradan yürüyerek Karadeniz'e çıkacağız. ...92 yılı araştırmaları sonucuna göre tüm deltada yaklaşık 88'i kesin olmak üzere 140 kuş türünün kuluçkaya yattığı belirlenmiş. 2006 ve 2007 yıllarında yapılan araştırmada ise tespit edilen 214 kuş türünden 80 türün deltada kesin ürediği saptanmış. 28 türün yüksek üreme olasılığı, 90 türün ise üreme olasılığı olduğu gözlemlenmiş. Delta'da görülen 109 türün ise alanda üremediği tespit edilmiş. Alanda üreyen önemli kuş türleri balaban, belgubani balıkçı, kara leylek, kara leyleği görmedik, onu çok merak ediyorum, boz ördek, çıkrıkçın, macar ördeği, elmabaş patka, hasbaş patka, küçük orman kartalı, turna, saz horozu. Bak, saz horozunu da merak ediyorum, onu da hiç görmedim. Hoca göz, bataklı kırlangıcı gibi. Kızılırmak Deltası leyleklerin Türkiye'de koloni halinde kuluçkaya yattığı birkaç alandan biri. Yine Geleriç Ormanı ve Sarıköy yakınlarındaki orman alanı balıkçılar için ülkedeki önemli kuluçka alanlarından.
Kızılırmak Deltası bütün bunların dışında yaban hayatı ve yaşam alanlarını korumaya yönelik çeşitli sınırlara sahip. Farklı koruma statüleri belirlenmiş. Alanda doğal sit, yaban hayatı geliştirme sahası ve Ramsar alanı statüleri bulunmaktadır. Bu arada biz de yürüyerek Karadeniz'e ulaştık. Farkındaysanız Kızılırmak Deltası oldukça büyük bir alan. Bence burası daha da genişletilip iyice korunması lazım. Şimdi arkadaşlar Kızılırmak Deltası'nın sonundayız. Buradan artık Kızılırmak Karadeniz'e buluşuyor. Bakın şöyle göstereyim. Burası Kızılırmak'ın ağzı. Buradan Karadeniz'e buluşuyor. Şöyle geriye getireyim. Nehir. Görüyorsunuz böyle geliyor. Burada ufak bir balıkçı barınağı var. Hemen arka taraf, ilerisi buradan pek görünmüyor. Bafra şehir merkezi. Buradan da artık Kızılırmak Karadeniz'e alıyor. Görüyorsunuz balıkçı teknesi geliyor bir tane. Şöyle geliyor. Şimdi buradan kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama Delta'nın ağzı oldukça sığ bazı yerleri, yani nehrin neresi derin, neresi sığ bilmezseniz tekneye oturtabilirsiniz. Bakın karşıda yığılmış, ancak kontrollü anlayabiliyor onlar. Biraz ileri gelsen geliyor, bakın şu kuşların uçtuğu yerler, mesela sığlık, şu arada bir derinlik var. Şimdi burada da balıkçı teknesi geliyor. O derin olan yeri biliyor tabi balıkçılar, ona göre geçiyor. Bakın hep neredeyse zikzak yapıyor. Şöyle geliyorlar. Bakın tekrar bir zikzak yaptı. Tekrar bunun çevirdi. Oradan balıkçı barınağını kırdı. İleride ne kadar görünüyor bilmiyorum. Birazdan gideceğiz. Orada da Fransızların yaptığı bir fener var. Biraz daha yürüyelim Karadeniz'i ben size. Bu arada bakın sağ tarafta gerçi o doğal bir oluşum, onu biraz geçtikten sonra denize de girdik biz. Aynı o doğal oluşum gibi kayalarla dalga kıranlar oluşturulmuş. Aşağı yukarı 100'er metre aralıklarla, daha uzun tabi, yaklaşık 100 metresi vardır herhalde denize doğru. Onlar hem dalgayı kırıyor hem kumuş sürüklemelerini, deniz dalganın kumuş sürüklemesini oluyor. Burada mesela deniz biraz dalgalı, ileriye gittiğiniz zaman dalgalar olmuyor. Yüzme açısından da elverişli bir ortam oluşturuyor. Bakın buraları Karadeniz almış. Şurası da Boğaz. Kızılırmak'tan ayrılık Karadeniz.
üzerine basabildiğini. Tamam, ayrıca geçtim. Geç, siz geçin, ben geliyorum. Şuraya basacağım, evet. Bir daha bas, bir daha. Delta gördüğünüz gibi çok keyifli bir yer. Olur da yolunuz buralara düşerse Delta'yı mutlaka gezin derim. Tabii Delta'yı gezerken eğer yoldan ayrılır Delta'nın içlerine girerseniz gördüğünüz gibi çok büyük ağaçlar olmasa da ağaçlar var, dikenler var. Bir de Delta bir taraftan Kızılırmak, bir taraftan Karadeniz'de. Bir de deniz seviyesine çok yüksek olmadığından özellikle yağmurlu mevsimlerde bu delta içindeki göletlerin, derelerin dışında başka dereler, göletler de oluşabilir. O yüzden yürürken sıkıntı çekebilirsiniz. Çünkü delta içinde belli bir yol, belli bir patika yok. Bu yollar, patikalar daha çok delta içindeki hayvanların oluşturduğu patikalar, yollar. Buralardan geçiyorsunuz. İşte gördüğünüz çalıların üstünden atlıyoruz. Dalları kenara çekiyoruz. Bu patikalar, yollar devamlı yok tabii. Hayvan nereden geçerse orada bir yol oluşuyor. Bir de yağmurlu mevsimde giderseniz daha önce geçtiğiniz yer kapanmış olabilir. Videoda da gördüğünüz ufak dereler var. Yine kendiliğinden oluşmuş göletler var. Ama delta içinde böyle labirent gibi yürümek de büyük keyif. Tabii bundan da zevk almak lazım. Bu arada delta'da çok fazla manda olduğundan mandaların da sağı solu belli olmaz. Onlara da dikkat etmek gerekir. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Yalnız Kızılırmak Deltası ile ilgili bir videomuz daha var. O da kuş halkalama. Şimdi Kızılırmak Deltası'nın içinde kuşların halkalandığı bir de istasyon var. Burada hangi kuşların geçtiği, ne zaman geçtiği, başka yerden gelen kuş var mı yok mu, bunlar inceleniyor gönüllüler vasıtasıyla. Onunla ilgili videoda bundan sonraki 17. bölümde. Şimdi her zaman olduğu gibi videonun sonuna gelirken 17. bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada ne yapıyoruz? Doğada sadece ayak izlerimizi bırakıyoruz. Thank you.